Evet. Çok değerli Sayın Milletvekilim, değerli muhtarım, kıymetli Osmaniye Köyü Mahallesi sakinleri. Artık malumunuz, biliyorsunuz Balıkesir Büyükşehir. Bundan sonra Osmaniye Köyü, Osmaniye Köyü Mahallesi olarak anılacak. Tabii bu Büyükşehir olayı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük projesi. Nüfusu 750 binin üzerinde olan her vilayeti büyük şehir olarak ilan etti. İnşallah bu sistem daha da güzelleşecek. İleride tüm illerimiz büyük şehir olacak. Büyük şehir büyük bir proje, medeniyet projesi. Artık bundan sonra Allah nasip ederse bütçelerimiz çok yükselecek. 2013 yılı rakamlarıyla hesaplarımızı, kitaplarımızı yaptık. 2013 sonu itibariyle büyükşehirin ve ilçe belediyemizin gelirleri %100'ün üzerinde artıyor. Bir de köyden mahalleye dönüşen Osmaniye Köyü Mahallesi gibi yerlerin bir avantajı daha var. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız büyükşehirden efsane olmuş bir insan. 2004 yılında İstanbul'da büyükşehiri aldığında akmayan sular, toplanmayan çöpler vardı. Nasıl oraları imar ettiyse 12 yıldan beri de elhamdülillah ülkemizi imar ettiyse yine aynı bu şekilde büyükşehir bir medeniyet projesiyle inşallah Balıkesir'imizde büyükşehir olarak ilan etti. Köyden mahalleye dönüşen yerlerin gelirleri de %400 oranında, yani 4 katı oranında artıyor. Çünkü kanuna şöyle bir madde koyulmuş. Köyden mahalleye dönüşen yerlerde 10 yıl süreyle bütçenin en az %10'unu buralara ayırma zorunluluğu gelmiş. Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı veya ilçe belediye başkanı yarın bir gün seçildikten sonra acaba köyden mahalleye dönüşen yerlere daha ihmal eder diye düşünerek demiş ki Sayın Başbakanımız yatırım bütçesinin %10'unu en az köyden mahalleye dönüşen yerlere ayırma mecburiyeti getirmiş. Tabii biz de yarın bir gün böyle bir görev bize verildiğinde acaba sevk ve idareyi nasıl yaparız? Bunu düşündük ve rakamlarını hesapladık. 4 katına yakın İnşallah gelirlerde artış var. Tabii bir memleketi idare etmek için bir idarecinin 3 tane önemli vasfı olması lazım. 1- Düzgün projeler üretmesi lazım. 2- insanı iyi yönetmesi lazım. 3- Bu işler için de kaynak, yani para lazım. Elhamdülillah hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur hem bizler kamuda çok iyi tecrübeler elde ettik. Yaklaşık 3 yıldan beri Balıkesir'de İl Genel Meclisi Başkanı olarak 892 tane köy, 244 tane bağlısına hizmet etmeye çalıştık. Sayın Ahmet Edip Uğur da 3 dönem, hatta bu dönemde 4 dönem, bir de anavatan döneminde vekillik yapmış. 5 yıldan beri de Başbakanımızın en yakınında Genel Başkan Yardımcısı, idari ve mali işlerden sorumlu. Yani personelin sevk ve idaresi ve para trafiğinden sorumlu bir genel başkan yardımcımız. Bu sebepten inşallah Balıkesir'e onun seçilmesi sizler için, bizler için çok büyük bir şans olacak. Tabii şu anda Ankara'da biliyorsunuz iktidarız. Elhamdülillah. Türkiye genelinde hükümetiz. İşte hükümetimizde de sayın vekilimiz burada. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nde aldığımızda, Dursun Bey İlçe Belediyesi'nde aldığımızda hizmetler çok daha rahat bir şekilde yukarıdan aşağı doğru hiçbir yere takılmadan inşallah gelecek. Gelirlerimiz de artıyor. Dolayısıyla sizin köye 4 yılda yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz hizmetleri çok daha kısa bir sürede 1 yıl içerisinde yapacağız. Şimdi genel siyasetten bahsediyoruz çoğu köylerde. İşte gezi olayları, 17 Aralık operasyonları, şunlar bunlar. Ben o konularda sayın vekilim mutlaka sizlere bu konularda aydınlatacak diye genelde yerel siyaset ve yerel ekonomiyle ilgili, yerel yönetimle ilgili birkaç bilgi vererek sözü sayın vekilime bırakacağım.
Değerli arkadaşlarım, 892 tane köy, 244 tane bağlısı var. Yani 1136 tane yerleşim yerine özel idarenin bütçeleriyle hizmet etmek için 5 yıldan beri İl Genel Meclis üyeliğimiz, bunun da 3 yılı İl Genel Meclisi Başkanı olarak mücadele ediyoruz. Yaklaşık son bütçemiz 70 milyon, yani eski parayla 70 trilyon civarında. Bu paralardan personel giderleri, cari giderler, finansman giderleri gibi bir sürü kalemler çıktıktan sonra bir de ayırmak zorunda olduğumuz milli eğitimin ilkokul, ilköğretim yatırımlarını ayırdıktan sonra 20 trilyon civarında paramız kalıyordu. 20 trilyon bütçeyle 1136 tane yerleşim yerine hizmet etmek için uğraşıyoruz. En son senede bu sene 28,5 trilyon lira İller Bankası'ndan borçlanma yaparak hizmetleri yapmak için uğraştık. Fakat bu paralarla bu kadar yer idare olmuyor. Bu sebepten büyük şehir işte çok önemli. Ve büyük şehrin mutlaka olması gerekiyor. Yaklaşık 3 yıllık İl Genel Meclisi Başkanlığım döneminde zaman zaman Balıkesir basınında, gazetelerde Ramazan Bahçıvan sanki Dursun Bey'in İl Genel Meclisi Başkanı, Dursun Bey'den başka bir yer düşünmüyor diye defalarca eleştirilere maruz kaldı. Çünkü niye? Dursun Bey'e pozitif ayrımcılık yapmak için 3 yıldan beri elimizden gelen gayreti gösterdik. Yaptığımız işlere gelince 143 kilometre asfalta hazır temel ve alt temel malzeme serdik. 13 kilometre asfalt yol attı. 147 bin metre kanalizasyon attı, döşedik. 51 bin metre su isale attı. 47 tane köyümüze arıtma cihazı, bunları yaptık. Bunun ötesinde özellikle insanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın en büyük eksikliği olan eğitime çok para ayırdık. Geçmişteki arkadaşlarımızı kötülemek için söylemiyorum ama 2004-2009 döneminde Dursun Bey'de hiçbir yeni okul yapılmadı. Ama 2009-2014 döneminde Sadullu Özel İlköğretim Okulu 8 derslikte yıktık, 18 derslik yenisini yaptık. Yeni yapılan İmam Hatip Okulu 15 gün, 20 gün sonra teslim, 18 derslik olarak yaptık. Selima Köyü'ne okul yaptık. Konkotür tesisi kurduk. Bu köyden de okuyan kardeşlerimiz, çocuklarımız var mı bilmiyorum. Yatılı Bölge Okulu, YİBO dediğimiz okula bir adet yeni 120 kişilik yurt yaptık. Ve buraya lojmanlar yaptık. Yaklaşık son 5 yıldan beri 9 trilyon liralık ilave para aldık. Bunun haricinde ne kadar bütçe fazlası paralarımız var, ne kadar yıl sonunda artan paralarımız var, bunların da tamamını Dursun Bey'e gönderdi. Şu 15 günden beri işte arkadaşlarımız şahit, 450 milyar lira bütçe fazlası para bulduk. Dün de 57,5 milyar lira, hepsini Dursun Bey'e gönderdi. Yani elhamdülillah her zaman için Dursun Bey'e pozitif ayrımcılık yapmak için uğraştık. Ama bu bütçelerle 102 tane köyümüze ancak bu kadar hizmet oluyor. Tabii bundan sonra büyük şehir dedim, medeniyet projesi. Allah nasip ederse arkadaşlarımız sizlere gazete ve seçim beyannamelerimizi de bırakacaklar. Vaktiniz olduğunda bunları da okursunuz. Özellikle benim aklıma gelen birkaç tane önemli hizmeti anlatarak sözlerime son vereceğim. Değerli arkadaşlarım, bizim 2004 yılında Balıkesir'de İl Genel Meclisi üyesi olarak valilerden devrolup İl Genel Meclisi Başkanlığı'na devrolduktan sonra ve AK Parti hükümetleri döneminde 2004-2014 arası şöyle bir çalışmalara göz attık. Acaba 2004'te Dursun Bey'in durumu neydi? 2014'te ne diye. 2004 yılında 61 tane köyümüzde daha evlerde su yoktu. Sokak çeşmelerinden idare oluyordu. 51 tane köyümüzde hiç kanalizasyon yoktu. Parke taşı zaten önceki dönemde hiç yoktu. Elhamdülillah şu anda sadece 2 tane sorunlu köyümüz kaldı. Adiziye ve Karakaya Köyü. 6 defa sondaj yaptığımız halde su bulamadık. Sadece su sorunumuz oralarda kaldı. Bunun haricinde bizim en büyük yapamadığımız iş, bunu da
eleştiriye açığız, itiraf ediyoruz. Yollar konusunda sıkıntıya düştük. Çünkü niye? Yolların bir kilometrenin maliyeti çok yüksek. Anca onları stabilize olarak yapmaya çalıştık. Ama inşallah yeni dönemde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Edip Uğur Bey ile beraber Ankara'da karayollarında yaptığımız çalışmalar, incelemeler sonucunda Dursun Bey de Selim Ağa bölgemizde bulunan Konkosör tesisinin yanına bir adet inşallah sıcak asfalt tesisi kuruyoruz. Balıkesir'de 5 bölge, bir tanesi de Dursun Bey. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bir kamyon parkenin maliyeti 1 milyar lira. Alış maliyetimiz. En az bu köye gelesiye kadar 1 milyarda bunun nakliye maliyeti tutuyor. O sebepten bir tane de parke taşı fabrikası Selim Ağa bölgemizde kuruyoruz. İnşallah şişeleme tesisinden tekstile kadar bir sürü göçü önlemek için ve Dursun Bey'de gençlerimizi istihdam etmek için güzel, önemli projelerimiz var. Bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geldi ve bana şunu söyledi. Dursun Bey'le ilgili ne kadar projem varsa bunları teşvik için, bunlara kredi için, bunlara hibe para için geleceksin, bize bu projeleri getireceksin, biz de bunların üzerinde çalışacağız. Dursun Bey'den dedi, çünkü dersini çalışmış da gelmiş, en büyük problemi dedi göç. Bu yönden de inşallah çalışmalar yapıyoruz. Osmaniye köyünden bir vatandaşımız, bir kardeşimiz bir yere göçecekse gelsin diyoruz, Dursun Bey göçsün. Hiç değilse annesi babası rahatsızlığında, hastalandığında yarım saatte gelsin köyüne ulaşsın. Bir Soma'ya, bir Bursa'ya, bir Bandırma'ya göçmesin. Derdimiz bu. Dursun Bey'de yaşayan esnaflar olarak, insanlar olarak derdimiz inşallah göçü geri çevirmek. Bunun haricinde inşallah Dursun Bey'de 5 veya 6 bölgeye belediye hizmet merkezleri yapacağız. Çünkü Dursun Bey şu anda Balıkesir merkezin Karesi ve 6 Eylül olarak ikiye bölünmesinden sonra en büyük ilçe oldu. 1952 kilometre yüz ölçümü ve 102 artı merkezde 9 köy olmak üzere 111 mahalleli çok geniş bir coğrafya oldu. Tabi burayı idare etmek kolay değil. Onun için en az 5 bölgeye, 6 bölgeye belediye hizmet merkezi kurmamız lazım. Ne olacak bu hizmet merkezlerinde? İnşallah bir tane yangın afetine karşı köy içinde de çalışabilecek hızlı ve pratik bir tane itfaiye. Bunun haricinde ölüm zamansız gelebilir insanlara. İnsanlar hazırlıksızdır. Bir tane cenazeli, morglu cenaze yıkama aracı, içinde de her türlü cenazenin ihtiyacı olan müştemilatımız. Cenaze sahibi isterse bunları da ücretsiz olarak belediyemizden inşallah takdim edeceğiz. Buralarda da birkaç tane elemanımızı istihdam edeceğiz. Ve bu belediye hizmet merkezlerinin esas önemli bir tarafı da en az ayda bir kere belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanımız gelip oralarda görev yapacak. Hem vatandaşımızın dertlerini dinleyecek, hem de yapılan hizmetleri yerinde görüp yapılacak hizmetleri de yerinde mühendisleriyle, teknik personeliyle tetkik edecek. Özel idare gibi artık çalışmıyor sistem. Özel idare sistemi çok uzun bir sistemdi. İşte muhtarım bir ihtiyacı olur, mezar duvarına 100 torba çimento lazım. Veya köyün içine bir parke lazım. Veya yola biraz malzeme atılacak. Gelir bizlere, der ki benim şöyle bir ihtiyacım var. Hadi muhtarım git bakalım, iki satır bir dilekçe yaz. Dilekçeleri yazar, götürür, encümene verir. Encümen haftada 15 günde toplanır. Muhtarım yazmıştır, atıyorum 10 milyar yardım. Encümen der bu kadar paramız yok, 8 milyar. Buradan encümende görüşülür, hadi Balıkesir'e bize gelin. Biz valiyle otururuz, bakarız, hesaplarız, kitaplarız. Ya 8 çok, bunlara 7 bari verelim, paramız yetmiyor. Ondan sonra para Mali Hizmetler Müdürü'ne geçer. Oradan gel, buradan git. 2 ay geçer, bir 10 milyar, 7 milyara düşer. 2 ay geçer, para gelir. Sistem böyleydi ama bundan sonra böyle değil. Direkt belediye başkanına müracaat. Hemen gelip yerinde tetkikini yapıp inşallah en yakın zamanda bu işleri halledeceğiz. Çok değerli arkadaşlarım, sizlere hemen Balıkesir'le ilgili birkaç rakam verip ondan sonra sözlerime son vereceğim. Yarın bir gün diğer siyasi partilerden de arkadaşlarımız
sizlere gelirler. Bugüne kadar gelenler de olmuştur. Sizlere derler ki işte biz şöyleyiz, böyleyiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu arkadaşlarımızın hepsi de iyi niyetli insanlar. Siyasi partilerdeki Dursun Bey'de özellikle görev yapan kardeşlerimiz bizim nasıl bu köyde herkes birbiriyle eş, dost, hısım, akrabaysa birbirimizle öyle kaynaşmışlığımız var. Bunlar gelecekler sizlere anlatacaklar. Çünkü herkes ben ondan daha iyi yaparım diye yola çıkmıştır. Siyasi partilerin görevleri bunlardır. Ama bizim bunlardan elhamdülillah bir üstünlüğümüz, bir farkımız var. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü niye? Bizim başımızda kaşığın sapını ortaya getirmesini bilen Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan. Biz bu yönde şanslıyız. Tabii bu arkadaşlarımız da sizlere gelip derler ki işte biz Balıkesir'de şöyleyiz, Dursun Bey'de böyleyiz, öndeyiz, arkadayız. Ben size son oy oranlarını Balıkesir'de söyleyip bir de nasıl oy kullanacağımızı anlatıp sözlerime son vereceğim. Değerli arkadaşlarım, Balıkesir'deki son seçimlerde genç arkadaşlarımız bunu internetten bir dakikada öğrenirler. 2011 veya son Balıkesir seçim sonuçları diye girerseniz internetten gösteriyor. Balıkesir'de 3 tane parti yüksek oy alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti. Ben size son oy oranlarını söylemek istiyorum. Bu köyden de eğer oy çıktıysa, bu köyde dahil olmak üzere, tüm Balıkesir'de 860 bin seçmen var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu oy 106 bin. Tüm Balıkesir'de. Cumhuriyet Halk Partisi 258 bin. AK Parti 355 bin. Elhamdülillah öndeyiz. Özellikle bu son operasyonlardan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza sahip çıkma oranı bütün herkesin de daha da arttı. Artık anketler gösteriyor ki oylarımız biraz daha yükselmiş. Ama biz bunlar oy oranlarımız yüksek diye Dursun Bey'de 22.500 oyumuz var diye gidip de sobanın başında oturmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün 98. köyümüzdeyiz. Herkesten önce yola çıktık. Herkesten önce köylerimize ulaşıyoruz, şehir merkezine ulaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu seçimlerin diğer seçimlerden bir farkı da yerel seçimlerde biliyorsunuz eskiden iki tane oy kullanırdınız. Bir muhtarınızı seçersiniz, iki encümeni seçersiniz. Hani bazen televizyonda bazıları çıkıp da hiç köydeki insan, yaşayan insanla şehirde yaşayan profesörün oyu eşit mi diye konuşuyor diye. İşte köyde yaşayan insan da, şehirde yaşayan insan da bundan sonra artık 4 tane oy kullanacak. Herkes bu yerel seçimlerde. Bir, öncelikle sizi temsil etmesini düşündüğünüz muhtarınıza oy vereceksiniz. İkinci olarak encümen üyesi kim olsun? Belediye encümeni, ona oy vereceksiniz. Üçüncü, Dursun Bey belediye başkanı kim olsun? Ona oy vereceksiniz. Dördüncü de büyükşehir belediye başkanı kim olsun? Ona oy vereceksiniz. Yani bundan sonraki, yani 30'unda olacak seçimlerde herkes bu şekilde 4 tane oy kullanacak. Artık köyde yaşayan da, şehirde yaşayan da herkes, herkesin aklı kendine yeter. Sayın Başbakanımız nasıl Cumhurbaşkanlığı da Cumhur seçecek, halk seçecek dediyse, şehirde yaşayan insanla, köyde yaşayan insanla bu şekilde inşallah eşitlenmiş oldu. Büyükşehir yasasıyla da yapılacak hizmetlerde şehirde ne varsa da inşallah bundan sonra köylerde olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli Çanakçı Köyü sakinleri, 2001'de AK Parti'miz kuruldu. 2002'den bu yana bu köyümüz daha önce uzun süreler Demokrat Parti'ye oy vermiş bir köyümüz. Ama 2002'den bu yana Sayın Başbakanımız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden beri bütün seçimlerde 7 seçim 2 referandum hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her seçimde en büyük oy yüzdesiyle bizleri desteklediler ve desteklediniz. Bu oylarınızdan dolayı, bu desteğinizden dolayı hepinize şükran borçluyuz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah nasip ederse 30 Mart'ta da ben adım gibi eminim Çanakçı Köyü'nden. Yine destekleri bizde olacak. Ve ben her gittiğim yerde şöyle diyorum. Şampiyon biziz kardeşim. Bu şampiyonun puanı belirleyip
Bu şampiyonun puanını belirleyecek olan da sizlerin değerli oylarınız, sizlerin destekleriniz diyorum. Evet, çok değerli ilçe başkanımız, belediye başkan adayımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, Çanakçı köyümüzün güzel insanları, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Geliniz mübarek. Evet, bugün Dursun Bey ilçemizi ziyaret ettik. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık Bey vardı. Onunla bir takım açılışlarda bulunduk. Dursun Bey ilçemizde bir takım ziyaretlerde bulunduk. 7 adet hizmetin açılışını yaptık bugün. Belediyemizin yapmış olduğu güzel bir yüzme havuzu. Efendim parklar, bahçeler, işte oyun yerleri çocuklar için, gençler için, parke taş döşemeleri gibi buna benzer 7 adet hizmetin temelinin açılışını yaptık. Bir takım ziyaretlerde bulunduk. Halkımızın içinde dolaştık. Osmaniye köyümüzden sonra da sizlerin huzuruna geldik. Tabii biz hep dolaşıyoruz, sürekli dolaşıyoruz. Ben bu seçimlerde insanımızda daha farklı bir heyecan görüyorum. Mesela geçtiğimiz hafta içinde biz Gömeç, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran, o bölgelerdeydik. İvrindi'deydik. Daha önceki hafta başbakanımızın mitingi oldu. Görülmemiş kalabalıklar AK Parti'mize teveccüh halinde. Milletimizde daha fazla bir coşku ve heyecan görüyoruz. Biz ne zaman seçime girsek bu güzel millet bize oy verdi. Bu millet bize güvendi. Bu millet bize itimat etti. Biz de bunun gereğini yaparak 11 yıldan beri durmadan çalıştık, didindik, milletimizin arasında olduk. Güzel hizmetler yaptık. Allah'a çok şükür. Mesela Balıkesir'imiz 11 yıl önceyle bugünü kıyaslayacak olursak Balıkesir ilimizde mesela duble yollarımız yoktu. Mesela Dursun Bey'imize Balıkesir'den Dursun Bey arası bir duble yol yapmak hayaldi. Bak bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Çok da hızlı bir şekilde gidiyor. Gene kulakları çınlasın. Değerli arkadaşımız Ali Osman Salih milletvekiliyken hep beraber koşturarak çok büyük destekler verdiğimiz Dursun Bey Harmancık arası yol. Ben kendim de gidip geliyorum bazen. Orası yıllardır hayal ettiğimiz, hiçbir hükümetin cesaret bile edemediği bir sıkıntılı yoldu. Allah'a çok şükür onu da çok güzel bir şekilde yaptık. İnsanımızın hizmetine sunduk. Balıkesir'imizin Bursa girişi, Balıkesir'imizin İzmir çıkışı, Balıkesir'imizin Körfez çıkışı, bütün buralar duble yollarla kaplandı. Alt ve üst geçitler yaptık, kavşaklar yaptık. Balıkesir'imizde doğalgaz yoktu, doğalgazı getirdik. Balıkesir'imize insanlarımızın istifade etmesi için 800 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında ve konforunda yeni bir şehir hastanesinin temellerini attık. Dursun Bey Devlet Hastanemiz yürüyor çok hızlı bir şekilde inşallah. Haziran ayında sizlerin istifadenize sunulacak. Yine Dursun Bey ilçemizde, onu da söyleyelim, aşağı yukarı 10-11 trilyona mal olacak 24 derslikli modern bir imam hatip okulu ve 200 kişilik öğrenci pansiyonunda çok yakında inşallah başlatacağız. Yine Balıkesir ilimizde yeni adliye sarayları yaptık. Balıkesir'in ilimizde içme suyu sıkıntımız vardı. İçme sularını getirip arıtma tesisleri kurduk. Doğal gaza kavuşturduk. Yollarını yaptık, hastanelerini yaptık, okullarını yaptık. Öğrencilerimize tablet bilgisayarları dağıtmaya başladık. Yani Balıkesir'imiz o kör halinden AK Parti döneminde kurtulmaya başladı. Yüzü gülmeye başladı. Balıkesir'imizin 18 ilçesi var. 1000'e yakın köyü var. Bak şimdi gelirken yolumuzdan geçtik. Çamur, sıkıntılı ve kötü bir yol. İşte büyükşehir niçin yaptık Balıkesir'i? Bugüne kadar yapamadığımız yolları hızlı bir şekilde yapılsın diye. Öncelikle susuz köy bırakmak. Yapabildiğimiz kadar yol yaptık ama maalesef yetmedi paralarımız inşallah. Bak 5 tane ayrı bölgede sıcak asfalt, kara ve hızla köy yollarına dökebileceğimiz asfalt şantiyelerini kuracağız. Görün bak hizmet nasıl oluyor büyükşehirle birlikte inşallah. Bu mutluluğu hep beraber yaşayacağız. Bizim amacımız insanımızı mutlu etmek değil mi? Devlet niçin var? İnsanları mutlu olsun diye var. Bak şöyle bir düşünelim geçmiş zamanı.
Bir hafızalarımızı yoklayalım. Hastanelerden bu millet kovuluyordu hastane kapılarından. Memurlar devlet hastanelerine gidiyordu. İşçilere sen devlet hastanesine giremezsin, sigorta hastanesine gireceksin. Orada ya muayene olursun ya olamazsın. İlacını ya bulursun ya bulamazsın, oraya gideceksin diyorlardı. Üniversite hastanelerine daha yüksek zümre, amir, memur, bürokrat onlar gidiyordu. Askeri hastanelerin kapılarından içeriye bu millet adımını atamıyordu. Biz hastaneleri birleştireceğiz dediğimiz zaman, düşünün o günleri, doktorlar beyaz önlüklerini giydi, bütün Türkiye'de yürüyüşler yaptı. Hayır, birleştiremezsiniz dediler. Hastaneleri birleştiremezsiniz. Birleştiririz dedik. Birleştirdik Allah'a şükür. Şimdi dileyen vatandaşımız dilediği hastaneye gidiyor. Çok az miktarlarda ödemeler yaparak daha önce milyarlar ödediği ameliyatını, acil servisini, acil yardımını, yataklı tedavisini hepsini gayet düzenli bir şekilde alıp evine mutlu bir şekilde dönüyor Allah'a çok şükür. Bak daha önce insanların kapılardan kovulduğu hastaneler şimdi insanımıza hizmet eder hale geldi. Şimdi Balıkesir'imizde 326 tane aile hekimi binlerce ailemizin ve hastanın ayağına gidiyor. Yatalak hastayı yatağında tedavi ediyor. İğnesini, ilacını veriyor. Pansumanını, araç gerecini bırakıyor. Gidiyor. Bir hafta sonra, 10 gün sonra tekrar gelip o hastayı evinde ziyaret ediyor. Sosyal devlet budur. İşte dedik ya, insanımız için çalışıyoruz. Yardım eli uzatmadığımız fakir, fukara, hasta, engelli, özürlü kimse kalmadı aşağı yukarı. Bugüne kadar horlanan, itilip kakılan o hasta, özürlü, engelli, sakat gençler, yavrular, çocuklar şimdi kıymetli hale geldi. Çünkü ona evde bakım yapan anneye, babaya, amcaya, dayıya, teyzeye, halaya ayda 600-700 lira bakım ücreti veriliyor. Onlara sahip çıktılar. Şefkat ve merhamet elini uzattılar. Eşi ölmüş hanımlara maaş veriyoruz. Çocuğu askere giden fakir ailelere maaş veriyoruz. Hiç evine yardım girmeyen, malı mülkü olmayan insanların hanesine el uzatıyoruz. Üniversitede okuyan gençlerimize kredi, burs veriyoruz. Onlara yurt temini yapıyoruz. Okullarda okulun açıldığı ilk kitabını, defterini bu milletin evlatlarının önüne koyuyoruz. Bu hizmetleri bizler yapıyoruz. Okullara bilgisayarlarla donattık. Hastanelerimizi gayet güzel bir şekilde yaptık. Yollarımızı yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de demokratik adımlar attık. Bugüne kadar bu milletin inanç değerleriyle uğraşan, bugüne kadar bu millete kan kusturan koalisyon hükümetlerinden bu milleti kurtardık. Bak iktidar olduğumuz zaman hiç unutmuyorum. Sayın Maliye Bakanımız diyordu ki, inanın kasalarımızda memurun maaşını ödeyecek para yok arkadaşlar diyordu bize. Çok şükür nereden nereye geldik. IMF'ye gidip avuç açan, kapı kapı para dilenen bir ülkeden 23,5 milyar dolar IMF borcunu ödeyip IMF'ye benim artık sana ihtiyacım yok diyen bir ülkenin onurlu, başı dik insanları haline geldik. Pasaportlarımız dünyada geçmiyordu. Şimdi ay yıldızlı pasaportu birçok ülkeye götürdüğümüz zaman buyurun siz Türk vatandaşımızsınız, sizi şuradan geçebilirsiniz diye başımız dik birçok ülkeye gidip gelebilmenin mutluluğunu bu insanlar AK Parti hükümeti sayesinde yaşıyor. Çok şükür. Ödenemeyen borçları ödedik. 180 milyar dolar olan bir yıllık gayri safi milli hasılamızı 800 milyar doların üzerine çıkardık. Türkiye'de 27-28. Sıradan 17-16. Sıralara yükseldik. Bak şimdi hedefimiz 2023 yılında inşallah bu güzel milletin, güzel evlatlarını dünyanın ilk 10 ülkesi arası içine sokmak. Bunu biz başaracağız. Kendi tankımızı yaptık. Kendi savaş helikopterimizi yaptık Atak isimli. Kendi savaş gemimizi ürettik arkadaşlar. Kendi füzelerimizi ürettik Allah'a çok şükür.
Piyade tüfeklerini bile biz dışarıdan alıyorduk. Uydularımızı üretip uzaya attık. Yerli araçlarımızı geliştirmek için büyük bir çalışma var. Bütün bunları hallediyoruz, yapıyoruz. İnsansız hava araçlarını İsrail'den veya Amerika'dan alırken şimdi kendimiz üretebiliyoruz. Bak daha önce teröristin yerini İsrail tespit ediyordu hava araçlarıyla ama yerini bize söylemiyordu. Onlara ihtiyacımız kalmadı. Demek istersek kendi yağımızla da pekala kavrulabiliyoruz. İnsanımızı mutlu edebiliyoruz. Allah'a çok şükür AK Parti sayesinde bütün bunları insanımıza yaşatıyoruz. Şimdi ikide bir bu milletin kaderini değiştirmek için sandıkla oy alıp iktidara gelemeyenler hep ihtilallerden medet ummuşlar. Her 5-10 senede bir bu ülkede ihtilaller yapılmış. Ne zaman bir lider gelip çalışmaya başlasa, ülkesini kalkındırmaya başlasa çeşitli iftiralar atılarak ya asmışlar bu liderleri veya hapse koymuşlar. 28 Şubat bildirileri yayınlamışlar. Özal'a çeşitli sıkıntılar yaşatmışlar. Rahmetli Menderes'i asmışlar. Rahmetli Erbakan Hoca'ya kayıp trilyonlardan yargılamışlar, iftiralar atmışlar. Şunu demişler, bunu demişler, adeta kan kusturmuşlar. Bu milletin evlatlarını üniversitelere başörtülü diye sokmamışlar. Okumak isteyenin önünü kapatmışlar. İmam hatipleri kapatmışlar, Kur'an kurslarını kapatmışlar. Bak şimdi biz Allah'a çok şükür hepsini açtık. Kur'an kurslarını açtık. İmam hatip okullarımızı, ortaokullarını ve liselerini hızla geliştiriyoruz. Üniversite öğrencimiz başörtülü girebiliyor. Memurlar iş yerlerine, çalıştığı kurumlara başörtülü girebiliyor. Başı örtülü milletvekili bayanlar meclisimize girebiliyor. Ülkemiz normalleşti. Allah'a çok şükür. Bütün bunlar kararlı iktidarlar sayesinde olabiliyor. Recep Tayyip Erdoğan, sevgili başbakanımız gerçekten bu ülke için bir şanstır. Allah ona uzun ömürler versin. Bak bu millet artık gözü açıldı. Sandıkla iktidara gelmeyi gözüne kestiremeyenler bize aylardan beri yolsuzluk, hırsızlık iftiraları atıyorlar. Kesinlikle bunlara inanmayınız. Esas bu yolsuzluk ve hırsızlık yapanların canına ot tıkayan biziz. Bu memlekette mafyayı, Ergenekon çetesini, hırsızı, uğursuzu, banka soyguncusunu hapislere koyan biziz. Hatırlarsınız Balıkesir'de kaç tane mafya grubu vardı. Her yıl 3-5, 10 kişi, 15 kişi birbirini öldürüyordu. İkide bir silahlar patlıyordu. Edremit'te her hafta cinayetler olurdu. Şimdi onların hiçbirisi dışarıda kalmadı. Hepsini cezaevlerine koyduk. Terörden bu millete adeta 40 yıldan beri kan kusturdular. Sanki terör bizim kaderimizmiş gibi. Hiçbir hükümet bu terörü bitirmek için alın teri dökmedi. Buna kafa yormadı. Cesaret edemedi. İktidarı bırakıp kaçtı. Ama Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ben siyasi hayatımı riske ederek ne pahasına olursa olsun bu terörü bu ülkeden def edeceğim dedi. Allah aşkına. Vatan evlatlarımız artık şehit olmuyor. Her hafta şehit cenazelerine gidiyorduk. Şehit cenazelerinden medet uman, sloganlar atan, bar bar bağıran gruplar vardı. Bunlar hiçbir zaman bu ülke için proje üretmediler. Oradan nemalanmak istediler. Bu milletin evlatları öldükçe üzülmediler, üzülüyormuş gibi yaptılar. Esas bundan yüreği yanan, ızdırap çeken Recep Tayyip Erdoğan ve onun hükümeti mutlaka bunu bitireceğiz dedi. Allah'a çok şükür Cenab-ı Allah da yardım etti. Artık bak insanımız arasında Türk, Kürt, Romen, Arnavut gibi ayrımlar kesinlikle yok. Biz 1000 yıl bu ülkede beraber yaşamışık. Beraber savaşmışık. Kız alıp kız vermişik. Aynı Allah'a inanmışık. İnsanlar arasında ayrım sadece Allah'a olan takvadadır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Irklardan dolayı üstünlük yoktur diyor. Cenab-ı Allah bunu reddediyor. Bu milletin önünde mutlaka her zaman bir bela olması lazım.
ya üniversitelerde gençlerimiz savaş etmesi lazım, ya teröristlerle, terörle bizim Türk askerimizin, polisimizin kavga halinde, milletimizin kavga halinde olması lazım. Ya Türkiye borç sarmalından iki büklüm olması lazım. Artık Türkiye bunları istemiyor. Türkiye artık sandıkla gelen iktidarlarına sahip çıkıyor. Bak 1950'den sonra 60 tane hükümet değişmiş. Ortalama hükümet ömrünü hesap edin 1.2 yıl. Yani 14-15 ay. Peki 14-15 ayda bir hükümet değişirse o ülkede Allah aşkına kalkınma olur mu arkadaşlar? Bak bu fakir millet sadece 1980 yılından ihtilalden bu yana kaç sene geçmiş? 33 sene geçmiş. 1,5 trilyon dolar faiz ödemiş. Böyle bir ülke kalkınabilir mi? 2003 yılında 110 katrilyon bütçemiz varken 50 katrilyon faiz ödüyordu. Yani bütçemizin %45'i faize gidiyordu. Topladığımız vergilerin de %87'si faize gidiyordu arkadaşlar. Şimdi %13'e düştü. Faizler %80'di, 70'di, 60'tı. Şimdi %4.6'ya kadar gerilemişti. Bu gezi olaylarından sonra maalesef yine %11, 12, 13'lere doğru faizler yükseldi. Bunun da hesabını bizi bu hale getirenler verecek. Kesinlikle verecek. Hem bu insanlara verecek hem de Cenab-ı Allah'a verecek. Bak bu millet çok şeye muhtaç. Biz bu milletin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışan bir iktidarız. Bizim hırsızlık, uğursuz, yolsuzlukla vallahi de işimiz olmaz. Billahi de işimiz olmaz. Bak bize bu iftiraları atan şerefsizler bu milletin bankalarından 22 bankasını çatır çatır soyup hazinemizi tam takır bırakıp 200 milyarın üzerinde paramızı çalıp kaçırdılar yurt dışına. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti 2002 Kasım'ında iktidara geldiğinden bugüne kadar faizlerin düşmesinden dolayı bu milletin tam 642 katrilyon lira karı oldu arkadaşlar. İşte anlatıyorum ya hani hastaneleri yapıyoruz, spor salonlarını, imam hatip okullarını, duble yolları bu paralarla yapıyoruz. Cenab-ı Allah bereket veriyor. Çalışana Allah veriyor. Biz bu ülkeyi 2023 yılında dünyanın 10 ülkesi arasına sokacağız. Göreceksiniz bak. Bu milletin evlatlarının hakkından gelemeyecekler. Eyvah diyorlar, Türkiye geliyor. Türkiye Osmanlı ile birlikte geliyor. Türkiye aslında rücu ediyor. Bundan korkuyorlar. Çok önemli bir noktadayız. Bak bir tarafımız Orta Doğu İslam dünyası. Bir tarafımız Balkanlar. Bir tarafımız Avrupa. Ve Türkiye dünyanın petrolünü taşıyan çok önemli bir taşıma noktası oldu. Doğalgazını taşıyan. Bunları çekemiyorlar arkadaşlar. Boğaz Köprümüzü yapıyoruz, 3. Boğaz Köprümüzü. Niçin bunu yapıyorsunuz diyorlar. Marmara'yı yaptık, çağın buluşu. Biz geçtik nasip oldu, açılışına gittik. İnanın tüyleriniz diken diken oluyor. 4 dakikada en dar yerini geçiyorsunuz. 22 dakikada Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçiyorsunuz. Köprüden dolaşmak isterseniz 2-3 saatte gidemezsiniz. Şimdi bir tane daha tüp yapılıyor. Hemen o trenin geçtiği kanal tüpün yanına. Ondan da 2 kat gene araçlar gidip gelecek. Taksiler, minibüsler, kamyonlar, kamyonetler. Niçin onu yapıyorsunuz diyorlar. Ama bunları Türkiye Allah'ın izniyle hiç kimseden korkmadan yapmaya devam edecek. 3. havaalanını yapıyoruz arkadaşlar. 100 milyondan fazla her sene oradan yolcu dünyanın bütün ülkelerine uçacak, çok önemli bir noktadır. İstanbul'da 3. havaalanının yapıldığı yer, 3. Boğaz Köprüsü, Kanal İstanbul. Türkiye'nin çevresini değiştirecek çok büyük projeler. Kavşaklarımız, yollarımız, hastanelerimiz, insanımız mutlu olacak. Biz bunun için uğraşıyoruz. İç ve dış hainler maalesef her gün bir şeyi tetikleyerek bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Ama artık bu ülkeyi karıştıramayacaklar. Bak şimdi 30 Mart Sadık geliyor. Bugüne kadar onlar avuç ovuşturuyordu. Gene karıştıracağız diye ama güçleri yetmiyor. 30 Mart'ta bizim bayramımız olacak. Görecekler. Evet. Aynası iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Bak biz bir ekibiz arkadaşlar. Çok güzel bir ekibiz. Şimdi ekip olmasanız çalışamazsınız.
Burayı diyelim dursun bir Allah korusun, muhalefetten bir parti kazandı. Ne yapacak? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Partili. Hükümet, iktidar AK Partili. Ne yapabileceksin kardeşim? Bak bizim benim yaşadığım Altınoluk, Güre, Zeytinli, Akçay hep CHP'li belediyelerindeydi. İnanın bizim körfezi pislik götürüyor. Her taraf çöplük, pislik, çamur. Yolun ortasındaki refüjün kuru otlarını bile kesmekten aciz. Denize şakır şakır foseptikler akıttılar. Bütün millet isyan halinde. Bu milletin iyiliği için çalışan tek parti AK Parti. Bu milletin AK Parti'ye ihtiyacı var değerli kardeşlerim. Bize de her seçimde bu güzel millet oy veriyor. Millet verdikçe biz de daha çok çalışıyoruz. Bak şimdi ustalık dönemi, başbakanımızın o büyük projeleri inşallah birer birer hayata geçecek. Allah'ın izniyle Türkiye'nin bir daha önünü asla ve asla kesemeyecekler. İşte Ramazan kardeşimiz de 5 yıl il genel meclis üyeliği yaptı. 3 yıldan beri de o il genelin başkanı. Artık piştiler. Parayı kullanmakta ustalar inşallah. Özellikle Ramazan Bey, şu geçtiğimiz köy yollarının öncelikle yapılması çok büyük bir güzellik olur. Bu güzel insanlara bir hizmet, bir müjde olur, bir sevinç kaynağı olur. Bunları da bizden başkası yapamaz Allah'ın izniyle. Çok kısa sürede göreceksiniz Büyükşehir'in imkanlarıyla köylerimize daha fazla el uzatılacak. Bak İstanbul'un, İzmit'in köyleri taşı toprağı altın oldu inanın. Büyükşehir olduktan sonra belediyelerin bütün imkanları seferber oldu. Artık hepsi şehire benzedi. Tertemiz, pırıl pırıl insanlar daha mutlu yaşıyor. İnşallah bu duygularla değerli kardeşlerim, işte size emanet ettiğim Ramazan Bey'i 30 Mart'ta şuraya oturtalım. Bir de kahvesini içmeye biz de geliriz inşallah. Yine Allah kısmet ederse çaylarınızı da içmeye geliriz. Biraz da öbür kahveyi ziyaret edeceğiz herhalde. Bu saatte bizleri misafir ettiniz, böyle pür dikkat dinlediniz. Hepinize can yürekten sevgilerimi, saygılarımı sunarken hepinize hayırlı akşamlar diyorum. 30 Mart seçimleri ülkemize, milletimize hayırlar getirsin inşallah. Hayırlı akşamlar.